Günaydın arkadaşlar. Yeni uyandım diyemeyeceğim. Uyanalı bayağı bir oluyor. Oo, 2 saat oldu. Neredeyiz? 1,5 saat diyelim. Uyumaya tekrar çalıştım ama uyuyamadım. O yüzden uyumadım. Bir Melis'in son videosunu izledim. Şimdi de Çağla'nın videosunu izliyorum. Saat bu arada 7:52. Ay, odaklamayacak aslında ama gördüğünüz zaten. 7:52. Şimdi Çağla'nın videosunu izlerken bir yandan da bulaşıklarımı yıkayayım. Ne kadar havalı kaykada bulaşık yıkamak. Bana size göstermeyeceğim tabi. Bugün bir günümde neler yiyorum çekmek istedim. Yani bu video izlenmeyecek. İzlenmiyor da daha önce çekmiştim biliyorum ama. Yani çekmek istedim. Bunun için sırf dün alışveriş yaptım Getir'de. Wow. Market değil Getir'den. Yolun karşısında BİM var ama ben Getir'i tercih ettim. Neyse. Şimdi kalkalım. Siz kalkmayın. Siz biraz daha yatın. Ben kalkayım. Bulaşıklarımı yıkayayım. Sonra tekrar görüşürüz zaten. Şöyle bir gümüşhane manzaramızla güne başlayalım. Odayı da biraz aydınlatayım. Hatta şuradaki camı da açayım. Biraz güneş girsin. Güneş girmeyen yere doktor girer. Ama camın pisliği. Yani bu da benim sorunum değil yani. Ben daha ne yapabilirim? Kazandığım 3 TL ile bir camcı mı tutayım? Burada dünden kalan bulaşıklarım var. Yani temiz olmak benim için bir yaşam tarzı. Aynı gün asla yıkamam. Bunları ben bir yıkayayım geleyim. Evet, kahvaltımı hazırladım. Zaten siz de izlemişsinizdir. Yani izlediğinizi umuyorum. Şu an tam sığmıyorum açıya ama şöyle mi konuşmam gerekiyor? Dün Getir'den tost ekmeği, labne ve hindi salam mı füme mi ne almıştım. Bu arada ilk defa yiyeceğim ben hindi füme. Sizinle bir tadım testi yapalım. Bence pek bir farkı yok. Konuşma. Güzel hatta. Keşke bir tane daha yapsaymışım. Biraz böyle sağlıklı yaşam kahvaltısı, influencer kahvaltısı gibi bir şey oldu. Ama zaten influencer değil miyim? Şaka bir yana. Şimdi ben bunları yerken bir yandan da Çağla'nın videosunu bitireyim. Sonra zaten göreceksiniz. Sizinle birlikte çekiyoruz. Kameranın şarjı bitmişti. Şarja koydum biraz dedim şarj olsun. Umarım oradan düşmez. O sırada işte ne yaptım? Euphoria'yı falan izledim. Birinci sezonu bitirdim. Sonra işte öğleye geldi. Bir bulaşıkları yıkadım tekrar. Girl. İşte bekliyorum hocamın beni arabasını ama hala aramadı. Normalde 12.30'da arardı. Şu an saat 1.
Ya açlıktan ölüyorum. Normalde hocanın yanına giderken yiyecektim çikolata ama hoca hala aramadı ve ben ölmek istemiyorum. Dersten gelince de yemek hazırlayacağım. Şu an yemek istemiyorum çünkü dersten sonra açlıktan öleceğim büyük ihtimalle. O yüzden şimdi bir tane çikolata yiyorum. Bu arada bu çekilişe ben katılmıştım yaklaşık 10-15 çikolataydı belki de. Ama çıkmadı bana. Ah eti ah. Çikolata nasıl yenir? Dişlerimde fırçalamışım hep gitti boşa. Bazen yok diş fırçalandıktan sonra yemek yenir. O zaman niye fırçalıyoruz? Pis kalsın dişimiz yedikten sonra fırçalayalım değil mi? Çikolata zihnimi çalıştırsa da hemen öğrensem bir an önce her şeyi. Çok güzel. Ama getir de bitti bunlar. Sağ olsun hepsini aldığım için. Bittiler. Odayı görün biraz. Gördünüz mü? Tam kapatıp ki boş olmasın. Dersen gelirsem eğer gidersem ki dersen devam edeceğiz demeye. Hi everyone, welcome back to my presentation. Bugün Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğle yemeği olarak noodle yiyeceğim çünkü uzun zamandır noodle yemiyorum ve gerçekten noodle yemek istiyorum ve açlıktan ölüyorum. Kapıyı kapatalım. Şimdi everyone, sizi böyle çokça hareket ettireceğim şöyle falan. Everyone, ilk önce cezvemizi aldık ve cezvemizi fişe takalım. Suyum da bitmek üzere ya. Su da almam lazım ama. Para yok. 5,5 lira olmuş su. Hani inmişti KDV indirimleri nerede? Gerçekten sinirlenmeye başladım. Bu şey içinde. Fiyatlar için. Tamam mı? İlgili kişiler izleyince üzülsün. Neyse suyumu döküyorum. Fazla döktüm sanki biraz. Bu sırada hanımlar, başlatmadım henüz duşunu. Sizi kapatıyorum çünkü marul yıkayacağım. Sabahki yaptığım şey gerçekten çok sevdim. Onu tekrar yapacağım çünkü sadece bu beni doyurmaz. Marul yapacağım, evet. Ama bir saniye. Onu koydum. Burnumu da karıştırdım. Siz şimdi burada bekleyin, ben marulumu yapacağım, suyu çalıştıracağım. Geleceğim tamam. Hanımlar geldim. Ne hanımlar? Bu da şey videosundan dilime dolandı. Neydi ismi? Kısır yapma videosundan. Noodle'ım. Indomie. Indomie. Biliyorsunuz zaten. Ben en çok sebzelisini seviyorum. Herkes şimdi yoruma yazsın tamam mı? En çok hangisini seviyorsunuz? Ben tahmin edeyim herkes curly seviyor ama bence sebzelisi en iyisi. Suyum da kaynadı. Burada dinlene dursun. O sırada biz de noodle'ımızı yapalım. Şimdi ilk önce ben noodle'ımı şunu. Çok kişi bir de noodle'ı şeyle yapıyormuş. Böyle pişirerek. Gerek yok. Zaten ilk noodle çıktığında bunun mantığı su koy 3 dakikada hazır değil miydi arkadaşlar? Pişirmeye falan gerek yok. Nereden çıkarıyorsunuz öyle şeyleri? Bu pişirilseydi bardakta olan versiyonu olmazdı. O yüzden pişirmeyin. Su da bekletin gayet de oluyor yani. Ben böyle daha çok seviyorum zaten. Pişirince böyle hamur oluyor. Ben hiç sevmem. Makarnayı da o yüzden sevmem hamur gibi olduğu için. Şimdi ilk önce this is içinden çıkan soslar. Bunu böyle bir döktüm. Biberini falan full döküyorum. Siz görmüyorsunuz ama yani biber döküyorum. Bunda şey değil. Sonra bu kanser yapan sosunu döküyorum. Herkes öyle diyor. Ne bu kısır da yapıyormuş. Kanser de yapıyormuş. Yani herkes diyor ama hiç kimse bunun kanıtını göstermiyor. Kanıtını görene kadar inanma. Umarım kanıtı görene kadar iş işten geçmiş olmaz.
Sonra suyumu buna bir güzelce döküyorum. Evet, noodle nasıl yapılır bunu da görmüş oldunuz. İşte Metin Altınçık böyle bir kanal. Gerçekten çok eğitici, bilgili. Hala o kızın yorumunu takıyorum. Diyor işte sen çok boş kanalsın. Bir şey neydi? Bir şey demişti, boş bir yorum atmıştı ama benim kanalım gerçekten eğitici bir kanal. Bakın noodle yapmayı size kimse öğretmez. Ben öğrettim. Noodle'ımız suyunu çekerken ben de bu güzelliğimi yapayım. Bu yemeğimi yapayım. Yine sabahki enfes yemeğim. Tost ekmeklerimden kullanacağım. Bunlar. Karşıma koyabilsem koyarım ama karşıma koyacak yer yok. Montum var. Montumu mu asayım size? Sonra gitsin dünya parası kamera. Sonra da izlersin. Sonra Metin YouTube çeksin. Ne oldu? Steriliğe önem verdiğim için masamın üstünü zaten sabah silmişim ama tekrar peçete sereceğim buraya. Çünkü sterillik benim için gerçekten çok önemli. Videoda olmasaydık sermezdim. Şaka. Şaka arkadaşlar. Şaka, sakın kanmayın. Bu iblisin dediklerine kanmayın. Tövbe de bu arada, ne iblis? Ah ah. Yalan dünya. İki tane yapacağım yine. Gene doyurmaz beni diye düşünüyorum ama yani bokunu çıkarmayalım. Dünya parası bunlar. Doymak lazım. Ülke koşullarından. Şöyle sürerken bari göstereyim. Doymamız gerekiyor. Bu arada şeyin labnesi de çok güzelmiş hanımlar. Süteş'in labnesi gerçekten harikaymış. Bunu tadabilirsiniz. Ay, pamuk gibi. Pamuk çok kolay sürülüyor. Gerçekten. Çok lezzetli zaten bir de. Bunu da yaptık. Şimdi hindi salamımdan koyuyorum. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Normal salamdan sanki daha güzel gibi geldi bana. Ve incecik yani. Ucuz olsun diye incecik kesmişler. Sorun değil. İşime gelir. Yeter ki ucuz olsun. Bunlardan birer tane attık. İçinde 8 tane var bu arada bunun. Baktım sabah. Ve marulumu koyuyorum. O meşhur kıvırcıklarından. Marulumun fazla gelen kısmını yiyorum. Çünkü ne yiyemeyim. Son olarak da kolamı döküyorum. Kolayı çok severim. Gerçekten. Yani bu Max'ı bence o kadar iyi değil ama gene içerim yani. Kola sonuç. Ya yani Pepsi'yi severim ben genel olarak. Bu kolayı da içerim. Bu Max'ı diyorum yani, olması da olur ama normali daha güzel Max'tan. Buna Max falan diyorlar ama bir farkı da yok bence. Gene boş bir lezzet yani. Noodle'ıma bakıyorum, kontrol ediyorum. Bir karıştırayım. Bak, chopstick getirecektim, unuttum. Aa, hanımlar gerçekten sinirler bozulmaya başladı KYK'da. Şimdi göstereceğim size yemeğimi, bekleyin. Hepiniz çok merak ediyorsunuz. Tabii ki de göstereceğim size. Bakın arkadaşlar, yemeğim böyle. Allah bereket versin. Gerçekten harika bir lezzet. Bu arada BİM'den bunu aldım gelirken. Akşam deneyeceğiz bunu. Bakalım beni sarhoş edecek mi? Sarhoş eden çay arıyorum ama İslami usullere uygun. Tabii ki de günah girmek istemem. Böyleydi. Şimdi bana afiyet olsun. O sırada çekmiyorum çünkü kameram şarjı bitiyor. Sürekli şarj takamam yani. Ben de insaf. Yani telefonu takıyorum bazen. Şarj aleti dolu oluyor. Bana afiyet olsun. Akşam yemeğini görüşürüz. Arkadaşlar, I'm back. Yani geri döndüm. Şu an saat 18:48. Odaklanma sorunu her zamanki gibi. Yemek yiyelim artık. Değil mi? Bir bardağım var. Aa, şu masanın üstünü iyi ki görmedin. Son anda aldım onu. Ay arkadaşlar, bugün ne yiyoruz? Yeni bir Pepsi Max. Max. Pardon, Max. Pepsi Max ve meşhur KYK kısırım. Ve limon. Ve biraz daha limon. Enough. Kısırın yapılışını merak edenler varsa kanalımda videosu olacak. Hangisi daha önce gelir bilmiyorum. Eğer kanalımda öyle bir video yoksa
olacak. Ama vardır büyük ihtimalle. Henüz şey yapmadım. Planlamadım ne zaman şey yapacağımı. Ay, çok güzel. Bakın gerçek like kısır. Kaç liraya mal olmuş? Ya bilmiyorum. Bulgur fiyatı bilmiyorum. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ama tek sıkıntım, bunu burada söylemek zorundayım. Yalan değil. Ama bu tarifle alakalı bir sıkıntı benim mallığım. Çok fazla acı biber koymuş bu baharatların içine. Bir miktar yakıyor, böyle ağlatıyor falan. Ama olsun, zaten bu ilk ağlayışım değil. Daha önce çok ağladım. O yüzden hiç sıkıntı değil hanımlar. E bunun hepsini şimdi yesem mi ya? Çok az kaldı içinde. Aa, sanırım yiyeceğim. Ay ben hiç sevmem. Gerçi israf olmaz, yarın falan yerim de. Yalnız şimdi bunu ben böyle yiyorum, yarın ne yiyeceğim. Durumlar karışmaya başladı arkadaşlar. KYK'da gerçek zorluk başladı. Acaba Metin sağ çıkabilecek mi? Şimdi bütün limonumu buna sıkacağım. Çünkü limonu gerçekten severim. Bulaşıklarım gene birikti. Bıktım KYK'dan. Bulaşık yıkamaktan bıktım ya. Of. Mutfak falan olsa belki birazcık hoşuma gider ama banyoda bulaşık yıkamak gerçekten eziyet. Sıkılıyorum ve benim sırtım falan çok ağrıyor. Şimdi limonun bir tanesini sıktım. Bu o kadar acı ki, gerçek miktarda acı bu arada. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Oysa ki az koymuştum biber. Yani bir paket dökmüştüm yani. Çok azdı. Bu limonumu da sıkacağım. O acıyı baskılamak için limon sıkıyorum. Diyeceksiniz salak. Limon daha da bunu şey yapar, acılaştırır. Biliyorum. Ama acı çekmeyi severim. Her mal. Şu an iki limonu sıktım. Üçüncüyü de sıkıyorum. Limondan kısırı göremiyorum. Bulaşık yıkarken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Çok şaşırtıcı şekilde trendlere girsem nasıl hissederim? YouTube'da trendlere girsem nasıl hissederim? Bunu düşünüyorum. Ve kısır videomla trendlere girmeyi. Bazen gerçekten aklım almıyor. Böyle mal mal şeyleri düşünüyorum. Ya bir anda niye aklıma geldi? Acaba keşfete mi şey yapacağım? Trendlere mi gireceğim? Ama o kadar imkansız bir şey ki. Yani 3000 aboneli kanalı da şey yapmaz diye düşünüyorum ya. Trendlere sokmaz. Şimdi kısırım hazır. Güzelce karıştırdım da. Bu da burada kalsın. Bulaşıkları da tabii ki de bugün yıkamayacağım. Yarın yıkarım. Yarın canım sıkılacak sabah çünkü. Kolamı da dökeyim. Kısır yerken okey oynayacağım. Evet, bu akşam buna karar verdim. 101. 101 oynamayı severim. Çok severim hatta. Ama gene bir cenabetlik var bende. Çünkü sürekli kaybetmeye başladım. El gelmiyor gene. Yine bu nazar değdi bana. Has düzelmişti bir ara. Gene el gelmemeye başladı. Kanser. Neyse. Arkadaşlar ben şimdi 101'e giriyorum. Yemekten sonra şu çayı göstermiştim ya, onu yapacağız sizinle. Bir onun tadına bakalım. Çünkü bir de acıkacağım ben büyük ihtimalle yatmadan önce. Şu an saat zaten 7'ye geliyor. Muhtemelen 8'de falan. Onu da yaparız. 8.30'da. Şimdilik benden bu kadar. Ne ay geceden ayrılmayı. Nerede ben? Beklenen an geldi. Arkadaşlar. Çayı yapıyorum. Heyecanlı olanlar parmak kaldırsın. ASMR yapalım bakın. Oldu mu? Oldu mu ASMR? He. Bu geçen aldığıma çok benziyor kokusu. Nasıl biliyor musunuz kokusu? Bubblegum gibi, bubblegum. Bubblegum'un ne olduğunu bilmeyenler şu an kahroldu. Bubblegum sakız demek. Bubblegum yani. You know. Bubblegum gibi.
Stres de öyleydi. Bu da rahatlama çayı. No Stress'in Türkçesini yapmışlar, rahatlama çayı. Aynı kutuyu değiştirip satmışlar. Yani bunlar da gerçekten garip insanlar. Gene muhteşem cezveyi alıyoruz. Sonra cezvemize suyumuzu döküyoruz. Cezvemizi elimize alıyoruz. Cezvemize karşı komodine getiriyoruz. Cezvemizi fişe takıyoruz ve bire basıyoruz. Bakıyoruz ki kayakta baş kalan var mı? Üst katta biri var galiba, bir lamba yanıyor. Var da bana mı var? Gelip konuşmuyorlar benimle. Kimse arkadaşım değil, kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Oh. Ama emin olun, birisi daha iyi. Ya ben de insanla arkadaş olmak isteyebilir ama ben güvenmem. Güvenmiyorum. Bakın bu. Now look at this. Rümeysa da bana bir şey önerdi Instagram'dan. Onu da SS'e aldım. Bu da işe yaramazsa ona bakacağım. Ya ben biraz... bu şeyden daha kötü kokuyor. No stress'ten. Bu nasıl biliyor musunuz? Aa, bu ucuz bir de. Buraları falan ucuz yapılmış. Tam birlik bu. Garip bir koku. Neyse. Ay, nasıl bir koku ya bu? Böyle bubblegum ama bozulmuş. Ucuz bir bubblegum. BİM'de satılan bir bubblegum gibi. Bunu da BİM'den aldım. Bulaşıklarım gene birikti. Bunun hiç sonu gelmeyecek ya. Gerçekten hiç sonu gelmeyecek. Bulaşık yıkamamın. Bıktım. Ne ay geceden ayrılmayı bırak. Bu arada 14 liraydı BİM'de. Belki siz izlediğinizde bitmiş olabilir ama Gümüşhane'deki BİM'lerde falan hiçbir şey satılmadığı için 5 hafta öncesinin aktüelini de bulabiliyoruz. O yüzden Gümüşhane'de olan varsa alabilir. Dinleyin. Fıkır fıkır. Suyumuzu dökelim, demlensin çayımız. Ya bana kokusu bir düğün salonunu hatırlatıyor ama çıkaramıyorum. Garip. Düğün salonu... Ay, bu ne kokuyor biliyor musunuz? Bu ya böğürtlen çayı kokuyor, şey böğürtlen neydi? Karadut ya da kivi. Gözüm çıkar artık ama yani, ne kaşındım. Öyle bir şey kokusu var bunda, evet. Hanımlar. Evet, öyle bir şey kokuyor. O kadar kötü değilmiş şimdi, kokusunu hatırlayınca kötü gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi sizinle tadım testi yapacağız. Biraz demlenmesini bekliyorum. Hanımlar biraz dem alsın. O sırada şöyle bekleyin. Ya ay geceden ayırmayı bırak. Bu şarkı da dilime dolandı ya. Aa, şu bak, sonda dene bunun kutusu çıktı bana. Girl. Bu da şey ama, ablamın hesabına çıktı. Diğerlerine çıkmıyordu. Şu Instagram'da biri paylaşmış, tam hesa şey kutu çıkan biri. Sonra dene bunu videosu mu gelecek? Aman Allah'ım. Tamam diyorum da tamam. Aa, dene bunu gerçekten biraz saçma mantığı var. Diyor ki kutunu senin için bekletiyoruz diyor. Ama bekle mesela, kutu gece 2'de çıkıyor ya, gece 3'e kadar alabiliyorsun. Ne anladım o işten yani. Ya bir iş yapıyorsanız düzgün yapın, tamam mı? Kutu sonsuza kadar beni beklesin. Ben belki biriktirip alacağım. İnternetime ne oldu? Çekiyor. Ha, şey kesin ya. Aynen. Şimdi herkes abandı birden. Bakın, burnum şöyle olsa çok güzel olurmuş. Tam istediğim burun bu zaten. Burası böyle tombul biraz. Ne ay geceden ayrılmayı. Ne, hadi kutumuzu alalım. O sırada çayımız demlensin. Video bin şey, bu video 1000 dakika olacak herhalde. Bakalım nasıl kısaltacağız. Allah Allah, çıkın video şey sitede.
Vichy kırmızı leke bakım kutusu 1 yazıyor. Aa, onu alırsak baba güllüm olur çünkü Vichy yani. Neyse biz o sırada bunun açılacağı... Ah. Ah. Bu paralıymış. Niye bu gözüktü ben çıkış. Çıkışım. Hemen satana 99.90'a. Sudan ucuz, direkt alayım ben bunu. 99.90'lık. Benim 99.90 kaç videomun kazancı? En az bir 30 video falan. Neyse. Hala da demlenmedi ha. Böyle mi olması gerek acaba? Ne ay geceden ayrılmayım. Tadım testim. Bu nasıl tadı var biliyor musunuz? Çiğnenmiş sakız. Çiğnenmiş sakızı tekrar çiğnersiniz ya. Bu o. Gerçekten o. Şu gözüm kaşına kaşına bir hal oldu. Neyse videoyu kapatacağım. Şimdi Euphoria'nın yeni bölümünü değil, zaten yeni değil de. Euphoria'nın sonraki bölümünü izleyeyim. İkinci sezona geçtim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Farklı içerikler görmek istiyorsunuz benden. Ben de size farklı içerik çekiyorum. Bakın, KYK'nın ekmeğini sonuna kadar yiyeceğim. O burs bana çıkmadı. Ben KYK'da çekilecek her şeyi çekip o bursu çıkaracağım. KYK sayesinde ünlü olacağım. İnananlar, şu yatakta yatan kişi sana bana inanıyor. Ve o kadar yalnızım ki, hala arkadaşlarım var şu an. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.